Faizle bir mal almak, bir de leasingle mal almak arasındaki farkı açıklar mısınız? Şimdi faizde birisinden borç para alıyorsunuz. O borca karşılık mal alıyorsunuz. Yani şöyle. Mesela diyelim ben bir otomobil satın almak istiyorum. Bir bankadan otomobil için kredi alıyorum. Bankayla benim ilişkim borçlu alacaklı ilişkisidir. Banka o otomobili satın alan değildir. Bana satan da değildir. Onu satın alan benim, satan da satıcı firmadır. Banka sadece bu otomobili satın almamdan dolayı bana borç veren kuruluştur. Ama leasing de gidersiniz, aynı otomobili alırsınız. Leasing firması o otomobili satın almak zorundadır kendi adına. Ve size finansal kiralama dedikleri işte yolla kiralar. Aslında o kiralama değil, vadeli satıştır. Yani o belli süre içerisinde yatırmış olduğunuz paralar her ne kadar bir kira gibi değerlendirilse bile vergi mevzuatı açısından o kira değildir. Aslında bir şeydir. Aldığınız malın taksididir. Leasing de kanunlarda bir takım eskiden çok yanlış şeyler vardı leasing kanununda. Şu anda var mı yok mu bilmiyorum. Epey zamandır artık o kanunları okumayı bıraktık. O işte değiştirmelerini falan teklif etmiştik birkaç kere. Değişti mi değişmedi mi bilmiyorum ama yani sistemin yapısı doğru. Fakat bugünkü faizli sistemde borcu zamanında vermediğiniz an karşı taraf faizi işletiyor. Dolayısıyla her ne kadar leasing de mal almak faiz değilse de zamanında ödeyemediğiniz takdirde mutlaka faize giriyor. Yani aradaki fark o. Yani karşı taraf kendisi malı alıyor, size satıyor. Ama öbüründe sadece borç veriyor, borçtan gelir elde ediyor. Ondan dolayı dikkat ederseniz normal bankaların leasing yapma yetkileri yoktur. Çünkü bankacılık mal alım satımına engel bir kurumdur. Yani bir şeydir, yapıdır. Bankada mal alım satımı olmaz. Ticaretle meşgul olamazlar. Onun için her bir banka kendine bağlı bir leasing şirketi kurar. O leasing şirketiyle alır satarlar. Orası bir ticaret şirkettir aslında. İstisnai olarak sadece kalkınma bankalarına, yatırım bankalarına leasing yapma yetkisi verilir. Bir de katılım bankalarına verilmiştir. Katılım bankalarının kanunlarında faizsiz iş yapma imkanları da var. Eskiden hiç faizle meşgul olamazdı katılım bankaları. Faiz tamamen yasaktı ama 2005'ten sonra ciddi anlamda faizli banka haline getirildiler. Kanunla. O zamana kadar kanunları onların faiz almalarına imkan vermiyordu. Faizli banka haline getirdiler. Şu anda faizli bankaların en yamanları arasındalar. Şey olarak faiz yapmıyoruz diyerek faizcilik yapıyorlar. Şeye girin, Merkez Bankası'nın sitesine, diğerlerine faiz, ona kâr payı diyorlar ama aynı şey. İsim değişiyor sadece. O değişen isim de insanlar için ciddi manada aldatıcı oluyor.